Batuna dış ticaret, meslek birikiminin verdiği cesaret ve iş hacminin giderek artması sonucu uluslararası nakliye sektöründe farklı bir bakış açısıyla kurulmuş genç bir kuruluştur. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Demirci'ye mikrofonlarımızı uzatarak sektöre giriş hikayesini dinliyoruz. İstanbul'a 1990'da geldim. Nalburiye konusunda iş hayatına başladım. 1997-98 dönemlerinde Karaköy'deki açık fuar alanında o bölgede işte bu gemilerle yapılan ticaretle ilgili ufak tefek orada mal alım satımları yaptım. Daha sonra bunları bireysel yaptım. Daha sonra da işte bu işin cazibiyetini görünce, burada bir hareketlilik olduğunu görünce 2002 yılında eşimin adına Tuna Dış Ticaret isimli bir firma kurduk. 2007'ye kadar ihracat yaptık sadece. İhracatla uğraştık. 2007'den sonra firmamızın yıllık hacmi biraz yükselince şirketleşmek zorunda kaldık. Yine eşimle birlikte bir aile şirketi kurduk. Bu sefer ismini değiştirerek Batuna. Batuna da çocuklarımın, erkek çocuklarımın isimlerinin ön isimleri olarak oldu. Asıl faaliyeti ihracat. Aşağı yukarı 14 birim aracımız var. C2'miz var, kendimize ait. Sabahattin Demirci faaliyet alanlarını ve çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaşıyor. Genellikle ta başından beri, yani İstanbul'a bizim göç yaptığımızdan beri inşaat konusuyla ilgilendik. İnşaat konusuyla ilgilendiğimizden dolayı da inşaat malzemelerinin alım satımına ağırlık verdik. Zaten İhracatçılar Birliği'nde biz Maden Metaller grubunda üyeyiz. Ondan dolayı metal ve maden dediğimiz grupta ham madde ağırlıklı çalıştık. Buradan Azerbaycan'a ham madde nakliyatı alım satımı yaptık. Ve yine de aynı durumda devam ediyoruz. Uzun yıllardır Azerbaycan'la çalıştıklarını belirten Sabahattin Demirci sözlerine şöyle devam ediyor. Azerbaycanlı halk olarak, millet olarak biz hiç ayrı bir millet değiliz. Ya ben çok uzun yıllardır onlarla çalışıyorum. Artık Azerbaycan'ı, yani çalıştığım günden bugüne kadar Azerbaycan'ı sanki ben Erzincanlıyım. Erzincanlı olduğum için çok da yabancı gelmiyor bana Azerbaycan. Sanki ben Erzincan'la ticaret yapıyormuşum gibi bir konum. Sabahattin Demirci konuşmasında ihracat yapan bir firma olarak devletten beklentilerini dile getiriyor. Şimdi bizler nakliyeci ya da ihracatçı olarak beklentilerimiz var. Kimden bekliyoruz biz bunu? Bakanlıktan bekliyoruz. Bakanlığımız bizimle ilgili birimi bize birazcık el uzatması gerekti. Ne konuda? İşte bizim orada ufak tefek aracımız gidiyor. Bir kaza yapıyorsa orada, o kazayla ilgili hem oranın kanunları hem de bizim kanunlarımız gereği ortamın bulunması manasında diyoruz. Veya oradan buraya gelirken bizim yakıt sorunumuz en önemli sorun. Bu haksızlığı kabul etmiyorum. Niye? Avrupa'ya giden araca UND aracılığıyla çok ucuz yakıt temini yapılıyor. Bizim beklentimiz ne biliyor musun? Şu anda devlet bize diyor ki, kardeşim sen aracını Türkiye'ye getirirken aracının resmi olarak projesinde görülen yakıt tankında kaç litre görülüyor? 650 litre görülüyorsa resmi kayıtlarda, sen bu kadar litreyi getirebilirsin. Bunun fazlasını getirirsen ben sana ceza yazacağım. Ve bunu da uyguluyorlar zaten kapılarda. Ama burada çok önemli bir olay var. Azerbaycan nakliyeleri Avrupa nakliyeleri gibi değil. Avrupa nakliyeleri euro bazında gidiyor. Bizim Azerbaycan nakliyelerinden daha yüksek eurolar olarak hesap ediliyor. Azerbaycan'a giden bir araç 3800 dolara gidiyor. Avrupa'ya, Almanya'ya giden bir araç yakıtları da ucuz temin ettiği halde, yol masrafları, toprak paraları çok ucuz olduğu halde oraya gidiyor 4000 euroya. Ama biz bu tarafta çok aşırı masraflar yapıyoruz. İstanbul-Azerbaycan kilometresi aşağı yukarı 2500 kilometre civarı gibi. Ama gelirken biz 650 litre ile geldiğimiz zaman İstanbul'a gelip geriye dönebilecek yakıtımız olmadığında, nakliye ücretimiz de düşük olduğu için geriye dönerken eğer Türkiye'den
biz yakıt aldığımızda nakliyelerimiz sıfırlanıyor. Devlet bu konuda Sarp kapısından girip İstanbul'a gelen bir aracın gelip gidişleriyle ilgili yakıt oranlamasını yapıp da bize o miktarda bir kapı açarsa beklentimiz sona ermiş olacak. Sabahattin Demirci son olarak bundan sonraki hedeflerine değiniyor. Bundan sonra Allah nasip ederse inşallah önümüzde bir seçim süreci var. O süreci atlattıktan sonra biz yeni bir vizyon açmak istiyoruz. Yeni bir kapı açmak istiyoruz. Oraya da işte biraz daha araç alımı yaparak, yani şu andaki sayımızı ikiye katlamasak bile o oranlarda, o rakamlara yakın bir vaziyette bir araç alımıyla işimizi, nakliyemizi, ihracatımızı biraz daha genişletmek istiyoruz.